LT Spice da simülasyon nasıl yapılır? Bir ona bakalım. Küçük bir örnek yapacağız. Şimdi LT Spice sitesinden linear.com üzerinden linkten Design Tools Software'ye geliyoruz. Ardından buradaki linke tıklıyoruz. Sonra no thanks deyip sadece dosyayı indir diyoruz. İndiriyoruz ve kuruyoruz. Ardından LTSpice'i bir açalım. Sonra new schematic diyoruz. Şimdi küçük bir devre kuralım. Mouse'un orta tuşuyla ileri doğru ittirdiğinizde küçülüyor. Geriye doğru çektirdiğinizde sembol büyür. Ctrl-R'ye bastığımda da sembolü çevirir. Şimdi bir tane direnç koyduk. Bir tane kapasitans koyacağız. Bunu şöyle yapabiliriz. Objeyi seçtikten sonra R'ye basarsak direnç, C'ye basarsak kapasitör, L'ye basarsak bobin, indüktör oluyor. Şimdi biz C'ye basalım, bir kapasitör ekleyelim buraya. Ondan sonra şuraya gelip komplement tıklıyoruz. Voltage yazıyoruz. Bize voltaj komplementini veriyor ve koyduk. Şimdi bunları birbirine bağlamadan önce bir de toprak ekleyelim buraya. Toprağımızı da ekledik. Şimdi wire'a geldik. Bunları birbirine bağlayacağız. Ground'u bağlayamadık. Tamam. Şimdi direncimize bir değer verelim. Direnci sağa tıklayalım. Ne olsun? 1K olsun. Mouse'u sağ tıkladığımızda toleransını da verebiliyoruz. Üzerinde kaç watt'a kadar dayanacağını da seçebiliyoruz. Veya Select Resistor deyip buradan hazır dirençleri de kullanabiliriz. Şimdi biz 1K seçtiğimiz için 1K'ya yakın değerler geldi. List All Resistor Database dersek hafızadaki bütün database'deki bütün dirençleri buraya koyar. Buradan da seçebilirsiniz. Cancel diyorum. Seçmek isterseniz üzerine tıklayıp OK demeniz yeterli. Cancel, cancel. Şimdi kapasitörümüzü ayarlayalım. Ne değer verelim? 10 mikrofarad olsun. Gene aynı şekilde burada hazır kapasitörler de var. Bakın mesela üreticisini bile söylüyor. Kemet, tantalum kapasitör gibi gibi. Şimdi ben çok hassas bir şey olmayacağı için 10 mikrofaradı seçtim. Hatta mikrofarad bile yazmaya gerek yok. Onu burada deseniz yeterli. Şimdi gelelim voltaj kaynağımıza. Bu bir sinüs dalga üretecek. DC bir değer vermiyorum. Veya isterseniz sinyalimizi amplitudunu arttırmak için bir değer atayabiliriz ama ben kullanmayacağım. Advance deyip ardından amplitudu 1 yapayım veya 10 volt olsun. Faz veya herhangi bir iç direnç gibi şeyler girmiyorum. Okey dedim. Ardından simülasyon deyip edit simulation command. EC analiz yapacağım için buraya geldim. Decay analiz olsun. Çözünürlüğü belirleyen değer
30 olsun. Başlangıç frekansı 1 Hz. Bitiş frekansı da 1 MHz'e kadar bir tarasın bakalım. Okey deyip herhangi bir yere koyuyorum. Ondan sonra Simulation Run diyorum. Bu şekilde gözükecek. Şöyle devrem burada. Sinyalin burada gözükecek. Yapmamız gereken hangi noktanın frekans çıktısını görmek istiyorsak oraya mouse ile gelip sol tıklamak, tıkladım. Ve karşımızda sinyali oluştu. Şimdi şurada baktığımızda şuradan itibaren sinyalimizin seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Bu neymiş? 7 kHz gibi bir şey. Şöyle dikkat ederseniz seviye gittikçe düşüyor. 1 MHz'e doğru düşüyor. Baktığımızda burada sinyal küçükten büyüğe doğru, yani frekansımız. Demek oluyor ki burada ne yapmış olduk? Bu aslında bir low pass filter. Yani alçak geçiren, yüksek frekansları topraklayan, topraklamaya çalışan, düşük frekansları geçiren bir filtre. Bu low pass filter'dır zaten. Ondan sonra şöyle de görebiliriz. Grafiği sağ tıklayıp manuel limit deyip voltaj değerlerindeki değişimi görmek için yapıyoruz bunu. Logaritmik deyip biz kaç vermiştik? 10 vermiştik. Maksimum limit de 20 olsun. 10 volt vermiştik. Maksimum 20 olsun. Okey dedim. Şimdi ne yapmış? Buradan aşağı itibaren düşmeye başlamış. 10 Hz böyle. Bu şekilde görebiliriz. Şu kesik olan çizgide faz kayması dediğimiz olay. Kapasitör olduğu için fazla oluyor, yani fazla bir kayma, geriye doğru kayma oluşuyor. Temel olarak bu şekilde şeyin üzerine gelip, kapasitörün üzerine gelip bastığınızda akımı da dolup boşalmasını da görebilirsiniz. Başlangıç olarak bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.